Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arıza test standını yapacağız. Bunun için gereken malzemelerimiz bir adet TTR kablo. Tabii çalışacağınız alana bağlı olarak kablonun uzunluğu değişir. 1 metreye yakın var bende. Bir adet duy arkadaşlar. Bir adet boğat. Bir adet şartel kutusu, bir adet, yani 16 amperlik yeter. Bir adet 16 amperlik şalter, bir adet priz. Çok gerekli değil ama varsa alet çantanızda falan öyle boş durmasın. Bir adet de kalemens kullanacağız. Hemen duyumuzun montajından başlayalım arkadaşlar. Şöyle şuraya montajlayalım. Normalde matkap kullanmam lazım ama çok rezil bir matkabım var. Bunu kullanmak istemiyorum. Zaten kullanmayla da hemen oluyor. Fazla da sıkmayalım ki bu porselen duyu kırmayalım. Dikkat edelim. İki vida takılıyormuş. Aslında bir tane yeter ya. Bir tane takalım yeter. Bunu montajladık arkadaşlar. Bu atımızı da montajlayalım. Kamerayı sabitleyemiyoruz ki arkadaş. Montajladık arkadaşlar. Şartel kutumuzun alt kapağını montajlıyorum arkadaşlar. Prizi de açıyoruz arkadaşlar şöyle. Şimdi ters takırken. Şöyle buradan açıyoruz. Şöyle düzerek şu şekilde. Şunu. Prizin bağlantısını daha rahat bir şekilde yapabilmek için şu vidaları açalım arkadaşlar. Prizimizin alt kısmını da montajını yapalım arkadaşlar. Burada dikkatli bir şekilde yapalım ki kırmayalım. Plastik olduğu için hemen kırılabiliyor. Şalterimizi arkadaşlar şu kısmı yukarı bakacak şekilde montajlıyoruz. Şu şekilde. Şöyle açıyoruz onu. Şu kısmı arkadaşlar. Şöyle açıyoruz. Şöyle montajlıyoruz. Evet. Montajladık buraya. Evet arkadaşlar, şimdi bağlantılara dikkat edelim. Sabitleme işi bitti. Bağlantıya geçiyoruz. Şu duydan gelen herhangi bir kabloyu şurada bulunan şu ikisinden, şu ortadaki değil mi? Bakın şu ortadaki değil. Şu sağ ve soldan herhangi birine montajlayacağız. Bu ortadaki topraklamadır çünkü. Şunu hemen montajlayalım. Tabii bundan önce şunu şuradan söktüğümüz şu plastik şeyi deleceğiz. O kabloyu oradan geçirmek için. Hemen makasla hafif bir şekilde delelim. Deldik arkadaşlar. Şimdi çapraz olmasın da şöyle şu şekilde geçirelim şuradan. Evet, buradan geçirdikten sonra bunu temiz bir şekilde takalım şöyle. Şimdi evet, bunu buraya bağlayacaktık. Ya şu kamerayla bir başımız dertte ya. Şu şöyle herhangi birine, hangisi düzümüze geliyorsa bağlayın arkadaşlar. Ortadaki hariç tabii. Ortadaki topraklamadır. İşimiz yok bunun. Şöyle çok da sıkmaya gerek yok. Sonuçta bu bir
arıza test standı olduğu için fazla büyük bilmeyecek. Evet, bunu montajladık arkadaşlar. Şimdi diğer ucu da şu boğatın içine alıyoruz. Şöyle şurada kalsın şimdilik. Evet, şimdi arkadaşlar prizden boğata doğru gidecek bir ek kablo kesiyoruz. Kablomuzu şöyle şunlardan birini alacağız, herhangi birini. Şu anda söküyoruz. Bu arada ikide bir kamerayı durduruyorum. Çünkü yeri çok sabit değil, sarsılıyor. Onu da mazur görün. Sökelim şuradan. Evet. Ani hareketle şimdi kamerayı düşüreceğiz valla. Hemen şunu durdurayım. Evet, söktüm arkadaşlar. Şimdi bunlardan herhangi birini alacağız. Şöyle maviyi alalım mesela. Şunun bir ucunu şuraya, nerede bu? Bir ucunu şuraya taktık ya arkadaşlar. Diğer ucunu da şuraya takacağız. Ve bunu diğer ucunda yine boğata göndereceğiz. Hemen takalım. Bunu da buradan geçirelim. Gitti. Kablo çürük çıktı arkadaşlar. Siz yine de sağlam bir kablo kullanın. Yani ben sonuçta böyle göstermek amaçlı. Sizinle paylaşıyorum bunu. Buradan geçirdik. Şimdi birini şuraya taktık ya, diğerini de şuraya takacağız. Hemen şöyle takalım. Biraz gevşetelim bunu. Şunu sıkalım. Evet, bunu da taktık arkadaşlar. Şimdi şuraya sabitleyelim. Şöyle sabitleyelim. Vidalarını da takalım. Çok fazla sıkmayalım arkadaşlar. Kırılabiliyor. Evet, bu tamam. Bu diğer ucunu da zaten şuradan geçiriyoruz. Şunu da ucunun öncesini yapalım. Şuradan şöyle az bir şey. Clemens payı kadar sıyıralım. Şuradan yeterli olacak. Clemens'imizden arkadaşlar şöyle bir çift parça söktük. Ben makasla söktüm. Siz başka bir şeyle, maket bıçağıyla falan sökebilirsiniz. Ve bu Clemens'imizi şu kablolardan birinin bir ucunu şuraya, diğer bir ucunu da şuraya sabitliyoruz arkadaşlar. Şöyle sabitleyelim. Evet, bunu sabitledik. Şimdi bunu sabitleyelim. Evet, bunu da sabitledik arkadaşlar. Şimdi buradan 220'yi de bağlayacağız. Prizden gelen. Tabii prizden önce şaltere gelecek arkadaşlar. Oradan buraya dağıtacağız. Bunu da söylemeyi unuttum. Hemen şaltere bir kablo çekmek için şunu tekrar soyuyoruz. Şu çift kabloyu. Şalter bağlantısı için şu kabloyu şu şekilde kestim arkadaşlar. Ucu da burada, diğer ucu. Şimdi bunlardan birinin ucunu şaltere bağlayacağız. Hadi şu siyah olanın ucunu bağlayalım. Şuradan keseceğiz ama arkadaşlar. Şuradan keseceğiz. Şuraya bağlayacağız şu şekilde. Bir keselim bunu önce. Şöyle keselim. Evet arkadaşlar, şu siyah olanla şu kadar kestik. Şimdi şuraya bağlayacağız. Şalterin giriş kısmına bağlayacağız. Şöyle sıkıyoruz. Bağladık arkadaşlar giriş kısmına. Şimdi şu mavi olanını da, buradan gelen mavi kabloyu da şuradan şöyle boğata göndereceğiz. Biri şuraya gelecek. Şu çıkıştan da bir kablo daha gelecek. O da elimizde var şu anda, siyah. Önceden kesmiştik. Şuradan
bunun diğer uç kısmına gelecek ve buradaki bağlantımız bitmiş olacak. Ama onun öncesinde şu şalter kutusu kapağının şurasını biraz penseyle keseceğiz ki şu kabloyu şuradan ve şuradan gelecek olan kabloyu boğada temiz bir şekilde gönderebilelim. Kırıyoruz arkadaşlar şunu. Bu da yeterli. Şimdi şu siyah kablonun ucunu sıyırıyoruz. Şöyle. Şöyle. Şuraya montajlıyoruz. Şöyle sıkalım. Evet. Dediğim gibi onlardan biri şu uca, diğeri de şu uca gelecek. Hangisinin hangisine geldiği önemli değil. Sonuçta alternatif hakkı. Yani artı eksi olmaz bunda zaten. Hemen onu bir halledelim. Evet, hemen şuradan geçirelim. Biraz karışık oldu aslında ama şöyle. Ya siz anladınız aslında nasıl olduğunu. Evet. Yani karışmasın diye. Şu anda onun için çabalıyorum. Neyse siz anladınız bağlantıyı şöyle. Hemen montajını yapalım. Aslında biraz uzun bir video da oldu ama canınız sıkılacak belki de. Diğerini de hemen takalım. Dediğim gibi yerleri fark etmiyor. Yani artı eksi yok zaten bunda. Buradaki bağlantıyla işimiz bitmiş gibi görünüyor. Şimdi şu cihazın kapağını takalım. Şöyle. İnşallah heyecandan bir şey unutmamışımdır. Şöyle. Bunu da hafiften sıkalım. Matkabımız yok. Rezil bir durumdayız şu anda arkadaşlar. Montaj matkabımız yok. Kamerada gidiyor galiba. Şöyle. Evet, şununla işimiz bittiyse onun kapağını da takalım. Şu boğaz kapağını takalım. Evet, bunu taktık. Şimdi şalter kutusunun kapağını da takalım. Şöyle. Kamera durmuyor arkadaşlar. Diğer tarafı delmeyi unutmuşuz. Orayı da hemen delelim 2 dakika. Şöyle kıralım. Evet. Vidalarına takıyoruz arkadaşlar. Şalter kutumuzun. Diğer vidayı da takalım. Bağlantımız bitmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi şuraya bir erkek baş takacağız arkadaşlar. Zaten artık bitti işimiz. Hemen bir erkek baş bulalım şimdi. Evet arkadaşlar, bir erkek baş bulduk şöyle. Şimdi bu giriş kablosunu, şantere giden giriş kablosunu bu erkek başa bağlayacağız. Tabii öncelikle şunu takmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Şöyle genelde bunu unutanlara usta demiyorlar, acemi diyorlar. Az daha ben de unutuyorum ama. Şöyle bağlayacağız şimdi bunu. Şöyle gördüğünüz gibi bir siyah bir mavi uç. Ortadaki toprakları onu ellemiyoruz yine. Şöyle sıkıyoruz iyice. Kamerayı durduramıyoruz bir türlü. Sallanıyor ikide bir. Şunu da şuraya bağlıyoruz. Şöyle. Sıkıyorum. Şimdi şunu şu kelepçeyi de takıyoruz arkadaşlar. Bayağı uzun bir video oldu. Farkındayım.
Anladıktan sonra şimdi şunu biraz sıkalım. Şunu da sıktık. Bu tamamdır zaten arkadaşlar. Evet, bir adet ampulümüzü takıyoruz şimdi. Düğümü taktık. Arıza test standımız hazır arkadaşlar. Şimdi fişini takacağız. Evet, şalterini şöyle indirmiş, kaldırmıştık. Tekrar gözümüzün önünde kaldırayım dedim. Şöyle şalteri kaldırıyoruz. Ve şimdi test edeceğiz. Mesela bir lehim makinemizi test edeceğiz. Çalışıyor mu diye. Evet, şimdi normalde çalıştığı zaman ampulün yanması lazım. Şöyle takıyoruz prize. Pardon, buraya değil. Şuraya takıyoruz. Evet, ampulümüz yandı. Bu lehim makinamızın çalıştığını gösteriyor. Ve elimizde bir su ısıtıcısı da var. Şimdi onu deneyeceğiz. Bakalım çalışıyor mu diye. Evet, yanıt yok arkadaşlar. Demek ki bu çalışmıyormuş. Çıkaralım. Evet, hiltimizi de deneyelim arkadaşlar. Bundan sonra videoyu sonlandıralım. Şimdi düğmeye bastığımız zaman zaten evet çalışıyor. Video bu kadar arkadaşlar. Benzer videoların gelmesi için kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Sonra diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.